Merhaba arkadaşlar, Bir Level Atladı'nın yeni bir bölümüne daha hepiniz tekrar hoş geldiniz efendim. Ben Erdem ve bugün sizlerle birlikte Otaku'nun macerasına devam edeceğiz. Yine yalnızım. Bunun sebebi şu anda köydeyim. Bildiğiniz minderin üstüne oturdum. Laptopu aldım kucağıma. Çekiyorum bu videoyu. Umarım şarj iyi bir şekilde götürür beni. En sonki bölümden belki hatırlarsınız, ruhları, daha doğrusu ölüm meleklerini yendikten sonra şöyle bir canlandırma varili aldık. İçinde şişelerle dolu olan. Bunlarla birilerini canlandırabiliyoruz anladığım kadarıyla. Buraya geldim çünkü o dünyada yapacak bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Şey demişsiniz, şu eti magmanın içinde pişir, mağara adamına ver demişsiniz. Aha, harbiden pişti. Bunun olacağını tahmin etmiyordum. Ben önceden niye denemedim bunu ya? Verelim bakalım. Sakin ol. Çok garip sesler çıkarıyorsun. Kumanda mı? Sende ne geziyor bu? Sana ne verdi bu mağara adamı? Kumanda verdi. Klima için bu da galiba. Hadi soğutalım burayı. Vay. Hiç çok soğuk. Öpçü. Ah. Dikkat et de soğuk kapma. Gerçekten donlu. Biz niye donmadık? Ne yapacağız şimdi? Uzun zamandır saklayabilirmişim gibi hissediyorum. Seni canlandırabilir miyiz? Seni ne yapabiliriz? Seni kırabilir miyim? Bunu verebilir miyim? Hayır. Elimdekilerle bir şey yapamayacağım burada. Ha, bu arada kaset vardı şeyin üstünde. Magmanın üst tabakasında. Aldık. World in Picture, resimdeki dünya. Burada yapacak bir şey kalmadı galiba. Yeni kasetimizi sokalım. Ve televizyona dokunmak ister misin? Tabii ki. Televizyonu yalayabilirim. Resim dünyasında olduğu söyleniyor. Ama bir duvarın önünde mi? Duvarda bir grafiti var. Bir şey çizmek ister misin? Çizim de pek iyi değil. Ha, kasetin adını kasetti galiba. Ha, buraya kimin kırmızı bir duvar çizdiğini bilmiyorum. Konuşuyor olan eve gidemiyorum. Senin için sileyim, dur ciğerim. Neyle silebilirim ki bilmiyorum. Bu ne? 3D Acceleration Chip. Bir chip. Bu da bir ev. Ve girilmiyor. Şurada çatlaklar falan var. Ne yapabilirim ki? Yani ne yapabilirim? Allah Allah. Bunu versek. Ben canlandırsam olmuyor mu? Evi canlandırayım. Duvarı canlandırayım. Duvara vurayım. Aklıma en ufak bir şey gelmiyor. Ne yapsak acaba? Bir yerden kalem mi bulacağız ki? Şuradaki dinozoru canlandırmayı deneyeyim tekrar ya. Çünkü gerçekten şu an aklıma ne yapılabilir konusunda bir şey gelmiyor. Ne yapılabileceği konusunda. Klimayı açtık. Kumanda da bu arada gitti elimden galiba. Aynen. Önceki dünyaya geri mi döneceğiz acaba? Cık. Aa, arkası var. Hadi be. Şunu takalım. Geri takalım. Tam. Bir de böyle deneyelim. Çık çık. Artık 3 boyutlu mu olacak? Oha! Kartı böyle taktıktan sonra dünya 3 boyutlu bir hale geldi ve içeri girebileceğiz artık. Boya. Tamam ya, kaptım ne yapacağımızı. Şimdi geri çıkaracağız, duvarı beyaza boyayacağız. Ama bir dakika. Ah tamam, şu sembol yoktu da o yüzden korktum bir an. Evet. Hadi bakalım evlat. Yapalım şu işi.
Televizyona dokunmak ister misin? Hadi badana işlemi başlasın. Yine geçemezsen döverim seni. Heh, güzel. Duvarı silmeme yardım ettiğin için teşekkür ederim. Artık eve gidebilirim ama evin bomboş. Ve sana teşekkür için bir hediye vereceğim. Seni evde bekliyor olacağım. Ha yine mi ya? Çok uğraştırıyorsun. bakalım. Aa. Yok. Ha tamam. Ha takacağız. Benim kafa gidik kusura bakmayın ya. Evet, taktığımıza göre tekrar girebiliriz dünyaya. Sen de mi üç boyutlusun? Söz verdiğim şeyi yapacağım. İşte bu senin için. Cultivation dünyası mı? O ne? Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Korkutucusun birader. Oyunda iyi ilerliyoruz ama bu işin son nereye varacak çok merak ediyorum. Ve artık ne yapmam gerektiğinden de emin değilim. Burası biraz sıcak hissettiriyor sanki. Hiç zorlayacak bir şey yokmuş gibi. Hayır, oyun adına göre bu bir kaltivasyon oyunu olması lazım. Ne olduğunu bilmiyorum, yazacağım ekrana ama. Ama neyi kaltive etmemiz gerekiyor ki? Ortadaki kaseti kastediyor. Bu galiba şey uyutmak ya da bebek bakıcılığı gibi bir şey muhtemelen. Kasete mi bakmam gerekiyor? Kasete nasıl bakabilirim? Oha bir dakika bir şey söyledi. Ne söylediğini okuyamadım. Galiba kaseti koruyan peluş ayıyım gibi bir şey söyledi galiba ama. Ay ya da hiç benzemiyor. Çöpe atmak istiyor musun? Hayır niye çöpe atayım seni? Ben bebeği koruyan peluşum. Lütfen bana nazik davran. Hayır çöpe atmayacağım. Bu da aynı şeyi söylüyor. Bu da aynı şeyi söylüyor. Yastık yastıkta mı? Aa bu ne? Çakmak. Mum. Mumu yakalım. Niye yakamıyorum? Allah Allah. Sırası mı değil yani? Ondan dolayı mı? İzin ver. Bu ne lan? Kedi ve poposu X işareti. Y nerede? yazıyor ki şeytanı çağırmak için resimdeki şartları yerine getirmen gerekiyor diyor. Ve kurban veriyorsun. Kedi ne alaka? Normal bir çöp kutusu. Şunları atalım. Ne olacak ki? Bir kaydetsek hiç fena olmaz ama. Yine acayip bir dünyaya geldik. Niye dudağın öyle bu arada? Sana bu kaseti vereyim al öp. Al bunu ye. Aa ne yaptım lan ben? Oo. Oğlum bu işin son nereye varacak? Bu arada bunları çöpe atalım yoksa bunlarla savaşacakmışız gibi hissediyorum. O da gittikçe karanlıklaşıyor. Hadi bakayım. Ne oluyor lan? Ben açım. Yemek istiyorum. Kaset bebek. Bana iki kaset ver. Hangilerini versek ki? Yılan dünyası sıkıntı. Orada evimiz var. Şunu vereyim. Bir de bunu vereyim. Hadi bakayım. Bu ne? Bu kaset bence çok şanssız. Ben de öyle düşünüyorum. Tehlikeli bir his veriyor. Bence bu kaseti sokmadan önce oyunu kaydetsek iyi olur. Oyunu kaydetmek mi? Ha, hiçbir şey. Dördüncü duvarı tabii ki kırmıyorum. Hadi bakayım. Oğlum korkuyorum lan. Hadi bakalım. Aha bir şey oldu. Öf. Ne oldu? Oyun dondu. Kaydetti. Vay. Kasetten duman çıkıyor lan. Ama mor bir duman. Çok şeytanice bir his.
Ne olacak? Bilmiyorum. Ya da kaçsak mı, ne yapsak? Hala bir kahraman olduğuna emin misin? O ne be? Gerçekten beni çağırdınız demek ha? Ben son bölüm sonu canavarıyım. Artık konuşmanın zamanı değil. Sizi öldüreyim. Ne çok da bölüm sonu canavarı gibi hissettirmiyor. Yani... Tipe bak. Senden boss mu olur? Aa biz öldük. Keşke kendimi canlandırsaydım. Ben malım ya. Öf. Allah kahretmesin. Geliyorum. Bekleyin. Evet, bakkala tekrar geldik. Bu sefer neler alsak? O zaman sizin dediğiniz gibi bu bölüm şeye gidelim, marketteki kıza yürüyelim. Bir sonraki seferde arcade salonundaki kızı kazanmaya çalışalım. Şimdi iknasak, buna zaten paramız yetmiyor. Bunu nasıl alacağımız konusunda en ufak bir fikrim yok ama bir bunu alalım, bir de bunu alalım, bir de şunu alalım. Başka bir şeye gerek yok galiba. Bir de şunu alalım. Teşekkürler. Loyal fan. Sadık hayran. Ve bir kız gelir. Ne ne ne. Ne 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 ne. Yazıları okumuyorum. Çünkü daha önce okudum. Şimdi. Ve yine tekim bu arada. Çünkü Efe'ye ulaşamıyorum. Onu sevdiğimi söyleyeyim. Ona ismini sorayım. Ona iyi bir programcı, yazılımcı olduğumu söyleyeyim. Onu sevdiğimi söyleyeyim. Seni seviyorum. Sevgilin olabilir miyim? Tamam. Ne? Tamam mı? Lan sana demedim ki. Aşk bazen çok gariptir. Ne zaman geleceğini bilemezsin. Ve ne zaman gideceğini de bilemezsin. Tek bildiğim şey, aşk geldiğinde onu durduramadığındır. Oğlum sana demedim. Sen niye karşı çıkmadın? Demek ki gönüllüymüşsün. Ve gerçek istediğin şeyin bu olduğunu fark edersin. Yapacağını sona tüküreyim. Sudden love, ani aşk. Sana demedim. E sen niye atlıyorsun? Bu oyun beni homofobik yapacak. Kafayı sıyıracağım ya. Allah, hanginizdi lan bu şıkkı seçti ya? Biri vardı. Yorumlarda hatırlıyorum. Onu sevdiğini söyledi diye. Neyse. Allah'ım ya. Bir daha kimseyi sevdiğimi söylemeyeceğim arkadaş. Bu ne ya? Arkadaşlar, BİM'de sakın sevgilinize açılmayın. Ona ismini sorun. Merhaba, benim adıma bu. Senin? Burada yine kurtarıyoruz galiba. Ama bileğini alamak yerine eve davet edeceğim. Onu it. Benden tiksinmene gerek yok. Kurtardım seni. Bak, gördün mü? Sen iyi misin? Yürü git sen abi. Sen gözüme görünme. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hiçbir şey sağlığından daha önemli değil. Ne, iyi misin? Bileğimi burktum. Ne yapmalıyım? Onu evine götür. Bileğini mi burktun? Seni eve götürmeme ne dersin? Sadece biraz burkulmuş gibi görünüyor. Lütfen marketin dışında dinlenmeme yardımcı ol. Pekala, omzuma tutun. Şimdi daha iyi hissediyorum, teşekkür ederim. De o surat ne? Lafı bile olmaz. Seni evime götürmemi ister misin? Evine götürmemi. Hayır, teşekkürler, evim yakındı. Eve kendim gidebilirim. Ama merdivenleri böyle bir bilekle çıkmak zor olur. Apartmanımda asansör var. Abu, kısmetin yok kardeşim benim. Gerçi bir dakika, Ufu sonunu düşününce aslında kısmetli olduğuna karar verdim. İsmin nedir?
Üzgünüm. Sanırım ilk kendimi tanıtmalıyım. Benim adım Mabu. Zaten markette tanıttık ama ben bir otakuyum. Otaku mu? Evet, yani evde kalırım. Bilirsin, oyunlar oynarım. Oyuncak figürlerini birleştiririm. Çizgi roman okurum falan. Bu pek de işe yaramadı. Ve sen de bana waifu diyebilirsin. Yani karım. Ne? Yani otakuların karıları sevdiğini duydum. Waifuları. Sevmezler mi? Evet, haklısın. Ne? Oğlum ne oluyor? Hepiniz dünden razısınız maşallah. Neyse şimdi eve gitmeliyim. Bay bay. Pekala karım. Bay bay. Para mı? Para yazıyor lan. Marketin adı para. Şaka gibi. Bu garip de. Neyse unut gitsin. Onunla tekrar görüşümü bilmiyorum bile. Neyse hala vakit erken. Biraz eğlenecek bir yerler bulsam iyi olur. Uzun zamandır gitmediğim bir yer olduğunu hatırladım. Hadi gidelim şuraya. Bu muydu? Allah Allah. Ben daha fazlası olur diye düşünmüştüm. İlginç. Ve su. Drink it. Yok daha içme. Niye içiyoruz ki? Bunu Michael'a verek. Ve bu arada... evet. Rakibinin nasıl yeneceğini öğreten bir oyun kılavuzu. Okuyalım. Vay. Bunu okuduktan sonra oyun yeteneğim bayağı gelişti. Tamam. Bu ne? Bunu niye aldım ben? Seksi bir fotoğraf albümü. Çok bakmasam iyi olur yoksa ona aşık olabilirim. Abu, bence sussan iyi edersin. Çünkü şu an bütün izleyenler senin ayrı bir yaratık olduğunu düşünüyorlar. Ki onun macerasının müzik albümü. Ve cüzdanım. Bu da benim vesikalık fotoğrafım. Nasıl? Askerlikteyken çekindim. şimdi jeton toplamalıyız galiba. Ki bu kızı yenebilelim. Şurada vardı diye hatırlıyorum. Bir tane diğeri şeydi. Şuradaki elemanların kafasında mı demiştiniz hatırlamıyorum. Evet. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmez herhalde. Aa! Şimdi savaşmak istemiyordum ki. Bir tane daha almam gerekiyordu bunlardan ya. Neyse, kapışalım bakalım belki bir şeyler olur. Bence bu sefer yenebilirim. Okudum çünkü. Evet. Okumanın buna faydası olacağını düşünmemiştim arkadaşlar. Bu yüzden kitap okuyun bol bol. Oyunlarda gelişin. Sonra e-sporcu olun. Para kazan. Allah'ım. Güzel. Harbiden kolaylaştı. Hani rakip kolaylaştı kitap okuyunca. Ben iyileşmedim. Dilimi ısırdım az önce. Dün yemek... kaybedeceğim galiba. Dün yemek yerken dişim kırıldı da. Allah'tan arkadaki bir dişti. Bu arada kaybettim şaka maka. Bana bir çöplük mü dedin? Çöplük. Eğer duyamıyorsan tekrar söyleyeceğim. Sen anlayana kadar. Niye sadece bu kızda seslendirme var? Niye senin gibi böyle bir kaba bir kız var ki burada? Evet, benim gibi çok az dürüst kız var. Siz otakular aptal ve tiksindiricisiniz. Çirkin, zevksiz ve oyunlarda berbatsınız. Senin yerinde olsaydım bir binadan atlar ve geberirdim. Affedersin, biraz fazla kaçırdın galiba. Sinirlendiğimi görmek istemezsin. Neler oluyor burada? Neden bağırışıyorsunuz? O bana kabadayılık ediyor. Ah tatlım. Benimle birlikte gel. Neden beni dışarı çıkardın? Lütfen onunla tartışma. Uzun zamandır burada olmayabilirsin ama o kız sürekli buraya gelen bir ziyaretçi. Biliyorum, ağzından çıkan kelimeler zehir gibi ama iyi bir kızdır. Benimle dalga mı geçiyorsun? Onda hiç iyilik göremedim ben. Eğer onu tanısaydın, iyi olduğunu anlardın. Pekala, neyse hava kararıyor. Eve gitsem iyi olur. Pekala, bir ara gel ve tekrar oyna. O, ne oluyor lan? Sonunda güzel evim. Pek de harika bir gün değil ama niye evimin etrafında çok fazla insan var? Ne?
Yanıyor. Ne kadar kötü bir kaza. Bu ailenin yangınlara karşı dikkatli olması gerek. En mi? Bu benim evim lan. Efendim, lütfen bağırmayın. Evim yanıyor birader. Eviniz mi? Orada siz mi yaşıyorsunuz? Evet, evim ne durumda? Yangın sebebi hala bilinmiyor ama kontrolümüz altında. Niye yanıyor o zaman? Kimsenin canı yanmadı. Ama eviniz bayağı yandı. Ah, tanrım. Orada çok fazla değerli video oyunu vardı. Şey, video vardı. Pardon. Ne tür video bilmiyorum. En azından siz kurtuldunuz. İyi tarafından bak evlat. Ama bu gece farklı bir yerde yatman gerekiyor. Ne olduğunu anladığımızda sizinle tekrar iletişime geçeceğiz. Lütfen bize isminizi ve numaranızı verin. Eğer sadece bir kazaysa daha fazla araştırılmayacaktır. Pekala. Aa. Lütfen bu gece dinlenin. Gitmem gerekiyor. Hayır, bu doğru olamaz. Acaba elektrikten dolayı mıydı? Unut gitsin. Nerede yatsam? Hadi Bobo'yu arayayım. Bobo mu? Hangi Bobo lan bu? O tipe bak. Merhaba. Alo. Abu. Nasılsın? Bobo, evim yandı. Gelip bu gece sende yatabilir miyim? Ah, ne kötü olmuş. Pekala, gel bakalım. Teşekkürler. Gerçekten minnettarım. Kanepede uyumak senin için sorun olmaz, değil mi? Tabii ki. Hiç yoktan iyidir. Pekala. Seninle evde görüşürüz. Pekala. Geliyorum. Teşekkürler tekrardan. Bobo harika biri. İşte bu yüzden uzun yıllardır en iyi arkadaşlarız. Çok geç olmadan gitsem iyi olur. Nasıl bir baba lan bu? Babanın evine bu kadar uzun zamandır gelmiyordum. Bayağıdır oldu onun evine gelmeyeli. Ama niye merdivende ışık yok ki? Karanlık ve korkutucu. Acaba lambaların hepsi patlak mı? Abi, görüşmeyeli uzun zaman oldu. İyi, en azından iyi birine benziyorsun. Canın yandı mı? Arkada korkutucu bir müzik var bu arada. Hayır, evim yandı o kadar. Ah, yazık olmuş. Ama en azından yaşıyorsun. Evet, sanırım bu gece sendeyim. Seni kanepede uyuttuğum için üzgünüm. Sorun değil. Daha fazlasını isteyemezdim zaten. Aa, bu arada sana çay getirmeyi unuttum. Bekle bir saniye. En ne ya? Bu garip. Niye evde ışık yok ki? Çok karanlık. Geliyorum. Üzgünüm. Lambaların hepsi patlaktı. Evet, biraz garip. Hey, çay iç lütfen. Nasıl bir içti lan o? Vay, çok lezzetliydi. Bu ne tür bir çay? Buna Supreme çayı diyorum. Güzel bir ismi var. Pekala, uyumalıyım. Yarın bir iş görüşmesine gideceğim. Pekala, iyi geceler. İyi geceler. Ben de yatağa gitsem iyi olur. Abu koltuğa uzandı. Kahretsin. Uyumak için fazla enerjiyim. Bu arada bu nereden geldi lan? Orada bir yüz var. Etrafa baksam iyi olur. Ya bakma, yat yat bakma. Tüküreceğim ya. Farklı bir maceraya atıldık. İki kıza da gidemedik. Şaka gibi. Şu keşke Pong'u becerebilseydim ya. Ping Pong'u. Ne haber balık? Babanın zevki biraz garip. Neden böyle lezzetli bir balığı akvaryumda tutar ki? Ayakkabılar falan. Kokladım. İyi kokuyor. Niye kokluyorum? Ben mal mıyım? Benim karakterim niye salak gibi davranıyor? Bugün çok da sıcak değil. Sanırım klimayı açmama gerek yok. Televizyon kutusu. Uydu yani. Kanepe. Ki bugün burada yatacağım. Ama şu an uykulu değilim. CD oynatıcı. Bunu koyalım. Ne oluyor anasını satayım ya. Keşke koymasaydım. Ağzıma tüküreyim ben ya. Vay, çok garip bir ses. Terliyorum. Uyku isteği 15 puan azaldı. Daha da uyumak istemiyorum artık. Yapacağım bir şey tüküreyim ya. Uykumu artırmam gerekiyordu. Gaşapon makinesi. Her bir atış bir coin gerektiriyor ve ben yine diğerini almadım. Ne güzel. Harikasın Erdem, canım benim. Ne oluyor lan? Ketçaptır inşallah. Bu bir aydır yıkanmamış bulaşıklar. Çöplük gibi kokuyor. Parçalanmış cam.
koli ve yine kokuyor. Dokunmak bile istemiyorum. Dolabı açmayı hiç istemiyorum. Ha, buna disk var. Aa, Bob'u yarın iş görüşmesine gideceğini söylemişti. Belki de iyi şans için dolaba koymuştur. Allah Allah. İyi, Allah'tan karpuzmuş. Bu da ketçap galiba. Bu ne? Çok ilginç soslar var. Bu çim aromalı. Bu kan aromalı. Bu da çamur aromalı. Çok ilginç. Bu ne ya? Nereye gidiyorum ben ya? Bununla tuvalet yıka. Oh, mis gibi oldu yemin ediyorum. Evet, bir ara verdim. Şimdi devam ediyorum. Ve uyku arttı. Güzel artık. Sanırım bunu 100'e falan getirmem gerekiyor uyuyabilmek için. Çok karanlık. Kendi yakışıklı yüzümü bile göremiyorum. Şunlar çekilirse ben de oyunu göremiyorum şu an. Başka bir adamın evinde duş almamak en iyisi olur. Ama bir anda Bobo içeri girer diye korkuyorum. Bobo'nun yatak odasına girelim. Hangisi ki acaba? Bu boş bir çerçeve. Bir şey çizelim mi? Ne çizsek ki? Merhaba, ben Cin Ali. Şöyle, hova. Nasıl, güzel oldu mu gençler? Aa, çok iyi. Sanırım Bobo sevecek. Uyku arttı. Kilitli. Bobo, oha. Figürlere gel. Bu güzel bir figüre bence. Sıkıntı. Alnını kırdım lan. Aa. Oğlum ne yapıyorum? Adam ağzıma tükürecek. Benim gibi komşu olmaz olsun. İçlerinden de bir şey çıkmadı, tüh. Ah, etrafta böyle saçmalıklar yapınca uykum geldi. Ah, bir anda uykulu hissettim. Sanırım gidip uyusam iyi olur. Adam ağzımıza tükürecek ya. Abu. Uyan Abu. Uyan Abu. Aa, günaydın baba. Günaydın. Bugün iş konuşmasına gideceğim. O yüzden şimdilik çıkmam lazım. Benim de uyanmam gerekiyor. Şey, kalkmam. Uyumana daha fazla izin vermediğim için kusura bakma. Sorun değil. Kusura bakma. Bu arada bunu getirmek için geldim. Aa, bu benim resüm, ne diyebiliriz ya? Neyse. Özgeçmiş gibi bir şey mi acaba? Sende ne geziyor bu? Ha, hiç öyle aldım herhalde. Pekala, hadi gidelim. Sen de takılmak istersin etrafta. Sorun değil, yapacak bir şeyler bulurum. Güzel. Ben bu yoldan gideceğim o zaman. Görüşürüz. Tamamdır. Yardımın için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bobo döndü ve koştu. Sanırım Bobo beni görmek istemiyor. Yani figürlerini kırdın lan adamın. Artık yine evsizim. Sanırım bu gece uyumam gereken bir yer bulmam gerekiyor. Her şeye rağmen rahatlamış hissediyorum. Kahretsin. Bütün eşyalarımı Bobo'nun evinde bıraktım. Hepsini unuttum, o kadar acele ettim ki. Sanırım o eve dönene kadar beklemem lazım. Ah, çok erken uyandım. Ve uykulu hissediyorum. Şurada biraz dinleneyim. Ve park çok güzel, temiz bir hava var. Ama bu bankta uyumak beni evsiz gibi hissettirecektir. Ama gerçekten evsizim. Hey! Oha, adam geldi. Dış ses gel. Hey, sen de kimsin? Sana kaydetmenin öneminden bahset. Aa, harbiden kaydetmiyorum lan. Allah kahretsin.
Hiç kaydetmiyorum ya, gerçekten çok az kaydediyorum. Bilmiyorum. Bu arada bölümün adı Meet Waifu Again. Waifu ile tekrar görüşeceğiz galiba. Sana kaydetmenin öneminden bahsetmek için geldim. Bu oyunda arada bir kaydetsen çok iyi olur. Pekala, teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Tamam, gidebilir misin? İyi birine benziyordu. Abu. O da kim? Aa, sensin. Yardım et lütfen. Ne oldu? Birisi beni avlıyor. Ne? Ne saklamam lazım? Ne olursa olsun kimseye nerede olduğumu söyleme, tamam mı? Pekala. Teşekkür ederim. Karı çalılıkların arasına saklandı. Hazır mısın? Evet. Bunu benim için tutabilir misin? Aa, pekala. Karının çantasını aldın. Hey velet, sen de kimsin? Buradan biri geçti mi? Aa, hayır. Bu waifu'yu, benim karımı öldürmek isteyen adam mı? Kötü birine benziyor. Siyah içindeki adam, filmden mi çıktın, ne yaptın? Bu kadar konuşma yeterli, tek bir soru soracağım. Böyle artist şapkalı, gri saçlı, beyaz giysili bir kız gördün mü? Hayır. Hayır, tabii ki hayır. Neden titriyorsun o zaman? Hiç artist şapkalı bir kız görmedim. Ve gri saçlı değildi, beyaz giysili de değildi. Ve çantası tabii ki gri değildi. Sen malsın ya. Çantası mı? Çantasının gri olduğunu nereden biliyorsun? Hayır, yani benim çantam gri canım. Neden onunla aynı çantaya sahipsin? Çünkü bu onun çantası. Çünkü ben bir kızım. Çünkü ben bir kızım. Kawaii ne? Sen bir kız mısın? Yani görünüşümün aksine ben gerçek bir kızım, lütfen. Bu yıl her kızın sahip olması gereken popüler bir çanta bu. Ama bu çantalı çok kız görmüyorum sokakta. Çünkü o kızların modadan anlayışı bile yok. Peh. Buna inanmıyorum. Kanıtlayabilir misin? Al fermuarımı açayım kardeşim, ne yapayım? Tabii ki, neden olmasın? Ona kız olduğumu kanıtlayabilmek için ne yapabilirim? Ne? Nvidia grafik kartı ne arıyor oğlum çantamda? Allah'ım, kafayı sıyıracağım. Burada bir kaydetsek hiç fena olmaz. Tamam, kaydetmeyi öğrendim. Al grafik kartım. Evet, ne olmuş? Neden bir ekran kartıyla kız olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsun ki? Aslında bu benim çantam değil. Pekala, en azından dürüstsün. Nerede o kız? Çaldıkta saklanıyor. Aferin. Ne oluyor lan? Karım, waifu yaralandı ve yerde yatıyor. Ve bir daha hareket edemeyecek. Yine onu korumayı başaramadım. Bu kadar basit bir şey yapamadım. Ve yine kaybettim. Ve ona aşık olmayı bile düşünmekten bahsetmiyorum bile. Ah, aramızdaki anılar yok oldular. O silah ateşlendiğinde ne oldu? Kız geberdi. Elveda, karı. Evet. Kaydetmek önemli arkadaşlar. Kaydedin. Hayatınızı da kaydedin. Şimdi kız olduğumu nasıl kanıtlayabilirim? Tıptıs çıktıs. Şunu deneyek. Aa, bu bir fondöten. Evet, çünkü ben bir kızım. Peki ne için kullandığını anlatabilir misin? Tabii ki cilt rengini açmak ve kusurları kapatmak için. Daha farklı görünmek için. Makyaj için bir fondöten, ya da ne diyeyim, temel oluşturmak için. Tabii ki de teni açmak için. Evet, haklısın. Sen nereden biliyorsun oğlum bunu? Gerçekten bir kızmışsın. Evet, dediğim gibi %100 kızım. Yanlış anladığım için kusura bakmayın hanımefendi. Oh, çok şükür. Ne gündü ama. Karıcığım, çıkabilirsin, gitti. Gerçekten mi? Evet, gitti. Ve bu da senin çantan. Oğlum, bu erkek çıkarsa var ya,
Başlarım yapacağınız işe derim. Ve çantasını geri verdim. Saklamana gerek yok, gitti bile. Biraz endişelendim. Endişelenme, hiç kimse yok burada. Pekala. Teşekkür ederim Abu. Sana borçlandım. Rica ederim, ne demek. Çocuk oyuncağıydı. Bu arada neden insanlar seni öldürmeye çalışıyorlar? Belki de bunu sormamalısın. Niye? Çünkü anlatsam inanmazdın zaten. Neler oluyor? Pekala, sana anlatacağım. Son zamanlarda uzaydan dünyaya bir meteor yol alıyor. Büyük bir meteor. Eğer dünyayı çarparsa tahminime göre dünyanın sonu gelir. Ve insanların %95'i ölür. Çok ciddi bir şey. Pekala, neden insanlar seni öldürmeye çalışıyor? Sen buna cevap ver. Ne alaka? Daha sözümü bitirmedim. Pekala, devam et. Yani dünyaya çarpacağından şu an %100 eminim. Nereden biliyorsun? Babam anlattı. O çok yetkili biri. O yüzden o. Ve ben de şimdi aranıyorum. Pekala, merak etme, seni koruyacağım. Babası galiba classified şey mi? Yani tutuklanmış mı, ne yapmış? Böyle bir şey araştırdığı için mi acaba? Ki gerçekten evet, nereye gidersen git. Ne diyorum lan ben? Teşekkür ederim. Rica ederim ama ben de evsizim şu an. Seni takip ederim. Teşekkür ederim tekrardan. Şimdi ağlamayı bırak. Her şey iyi olacak. Hadi birlikte gidelim. Sorun değil. Sanırım şu an yanlış yoldan gidiyorum. Ha, bu arada kendini bununla koru. Çok erkeksi bir silah bu, teşekkür ederim. Bir silah ve pembe. Güzel görünüyor değil mi? Bu gerçek bir silah mı? Evet, ve seni koruyabilir. İçinde kurşun var mı? Deneyebilirsin. O harbiden gerçek bir silah. Ve bayağı ses çıkardı. Evet, çok ses çıkarır. Sanırım biri geliyor. Hey, onu tanımadığını söylemiştin. Git buradan, ne istiyorsun benden? Onu bana ver, ben de seni bırakayım. Yoksa ikinizi de öldüreceğim. Tabii ki hayır. Önce kaydedeyim tabii ki. Keşke biraz daha fazla kayıt şey olsaydı. Yeri olsaydı. Reddediyorum. Hayır, onu koruyacağım. Bu senin ilgilendirmez. Onu almalıyız. Babamı zaten öldürdünüz ve beni de öldürmek istiyorsunuz. Evet, böyle savunmasız bir kıza saldırmak. Sanırım seni de öldürmem gerekiyor. Sen git, yoksa seni vururum. Aa, bu arada RPG dünyasında değiliz ya, savaşa gireceğiz falan zannettim. Beni korkutabileceğini mi zannettin? Benimle gelin kardeşlerim. Oo, Matrix filmi birader. Net çok fazlalar. Kaçacak yer yok. Savaşmalıyız. Aa, çok iyi. 3 canım var bu arada. Kutuda ne var? Açıl. Ananı. Ellerinden öperim. Merhaba. Seni vurmayacağım. Vursaydım muhtemelen yakalanacaktım. Ama görmek isterdim o sonunda. Sen kimsin ya? Evet, Pro Skills. Böyle oyuncu görmediniz değil mi? Ya bir yürü git ya. İyi oynadım ha. Parktan kaçalım. Pekala, ama nereye gidiyoruz? Yolun karşısına geçerim. Neredeler? Her yerdeler. Çok fazlalar. Endişelenme. Halledeceğim. Ha, yine mi? Ya bir birader. Oba. Acaba biraz bekleyince bana ateş ediyorlar mı? Bu arada eskiden oyunlar vardı harbiden, arcade salonlarında ve bilgisayarda falan da vardı. Mavi giysili bir polis vardı. Onunla böyle ateşçilik falan oynuyorduk. Belki hatırlarsınız. Genelde şeylerde daha çok olur. AVM'lerde böyle jeton atıyorsunuz. Zombi öldürüyorsunuz. High School of the... Neydi ya? Yok, o animeydi lan. Neydi ya? Oyun adını unuttum şaka maka ha. Bilmem ne dedi ama niye herkes kilotla dolaşıyor? Kardeşim bir yürü git ya, bir şeyler giyin üstüne. Ah, vuracak beni. Orada. De.
Keşke 3 canla bitirebilseydim. Başarım gelirdi muhtemelen. Hey! Bu motor kilitli değil. Bunu kullanıp kaçalım mı? Sorun değil. Ve daha önce hiç motosiklet sürmedim. Sesim de gitti. Pardon. Ölmem inşallah. Sürebilir misin? Anlatacak zaman yok. Gidelim. Sıkı tutun. Yoksa uçarsın. Peşimizden geliyorlar. Silahını vur. Pekala. Ha, bu iyi olmadı. Keşke kaydedebilseydim ya. Hadi ne? Sen ne alaka ya? Oh. Bunları öldürünce de canım gidiyor galiba. Aa, hayır. Bir canım kaldı. Bu iyi olmadı, bu iyi olmadı. Bit artık, bit, bit. Ah, yoruldum. Şu an çarşafın üstünde tutuyorum mouse'u zaten, hareket ettiremiyorum. Sanırım onlardan kaçabildik. Hadi bir yerde dinlenirim. Sanırım fren çalışmıyor. Ne? Ne yapacağız? Sadece sıkı tutun. Öf, düşüyoruz. Ah. Sanırım iyi bir sona doğru gidiyoruz. Ha? Şaka maka, ben bu kızı kaçırdık falan zannetmiştim ama bu kızın sonuna doğru gidiyoruz sanırım. Başım ağrıyor. Gece mi oldu? Neredeyim ben? Bekle. Karım nerede? Karı! Neredesin? Karıcığım! Bir şeyin üstüne mi bastım? Karıcığım! Acıyor. İyi misin? Sanırım bacağım incindi. Kanıyor. Yürüyebilirim. Pekala, seni daha aydınlık bir yere taşıyayım. Teşekkür ederim. Burada bir ev var gibi. Ve bir hastaneye benziyor. Harika. Ama neden ışıkları kapalı? Kapalı mı acaba? Neyse, içeri girsek iyi olur. Lan Outlast'e mi giriyoruz şimdi de? Hayır. Yeterli, ne olur. Hiç kimse var mı? Burada yaralı biri var. Hiç kimse yok sanırım. Evet, ikinci kat. Merdivene çıkalım. Karıcığım, sen burada dur. And we'll put you down afterwards. Ne? Hiçbir şey anlamadım. Şu. Neyse, yatak varmış. Şimdi seni buraya oturtalım ve yarana bakalım. Oh, ölüyor lan. Kan. Çok fazla kan var. Acıyor. Fena vurulmuşsun. Ve bu hastanede doktor yok gibi. Ne yapmalıyım? Bandaj, iğne, iplik, alkol, anestezi iğnesi, akrep ve neşter bul. Pekala, beni bekle. Ben bunların hepsi... Ha, iyi, Allah'tan sol üstte gösteriyor. Bu arada mouse'um neye çalışmıyor? Ah, hastane yatağı. Çok fazla bakteri varmış gibi hissediyorum. Ama evsiz olmaktan iyidir herhalde. Kaydedelim bakalım. Kaydettik. Güzel. Şu ne? Medikal alkol. Birini bulduk. Kilitli. Açamıyorum. Her gün mutlu olduğunu söyleyen bir poster. Evet. Lamba bozuk. Zombi falan çıkacakmış gibi hissediyorum bir yerlerden ya. Tam bir böyle şey havası var yani. Mavi kart ne alaka ya? Ne var içinde? Silahın sesini artıran bir şey galiba. Takabilir miyim? Oh, taktım. Şaka gibi. Enfeksiyon kapmasını, yaranın enfeksiyon kapmasını önleyen medikal alkol. Tıbbi alkol. Evet, televizyon var ama güç kablosu yok. Açamıyorum o yüzden. Yerde kumanda mı var? Harbiden kumanda var. Ne işe yarıyor bu? Tek bir tuşu var. Saçmalık. Bence de. Camın içinde bir şey var. Cam kutunun. Ama tamamen kilitli gibi. Bakalım neyle kırabilirim. Bununla kırabilir miyim? Sanırım camı
Çok fazla sesle şey yapmaya çalışacağız. Ama nereye ateş edebilirim ki? Tamam, camı kırabilecek şekilde niye ateş etmiyorum o zaman? Allah Allah, kafayı sıyıracağım. Niye kırmama izin vermedi ki? Saçma. Ateş et ateş. Sıkmıyor arkadaşlar. Bilemiyorum. Ne haber iskelet? Aa, yukarı yukarı aşağı aşağı yukarı aşağı. Hiçbir şey olmadı. Klavyeden yaptım ama. Şunu açalım. Bu ne? Kitap. Şu elimizdeki. Bunu bilmiyorum. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Sarı burada. Diğerlerini de bulmam gerekiyor. Bu da o şey galiba. Merhabalar. Neyse. Ne diyeyim? Aklıma bir şey gelmiyor. Sigara içmek yasak. Yani burada bir şey yok gibi ama şurada bir şey var sanki. Bunu hareket ettirmem gerekiyor. Onu hareket ettirmeden onu alamam. Şurada ne var? Bunu tırtıl. Lavabo. Burada bir şeyleri bileyebileceğim bir whetstone var. Ve buraya bir kart sokabiliyorum. Hadi. Aa, sarı anahtar. Doğru şey mi yaptım? Umarım doğru şeyi yapmışımdır. Kırılmış duvar. Anahtarı bileyebilir miyim acaba? Yo. Bunu. Allah Allah. Silahla nereye sıkabilirim ki? Dışarı sıkabilir miyim? Ne, niye sıkmıyor silah? Yani kurşunum mu yok? Bir ağaç. He, bunu sürükleyebiliyorum aynı zamanda farklı yerlere. Ben o özelliğini unutmuşum oyunun. Şöyle yapsam. Ve kırdık. Güzel. Şırınga aldık. Birçok şey yok hala ya elimizde. O kötü oldu. Bir sandalye. Demir. Hasta raporları. Bir monitör. Ve kırmızı kart. Bir tane yeşil kaldı ama nerede bilmiyorum. Şu anahtarla açmayı deneyelim bakalım. Anestezi bulduk. Ve yeşil kartı da bulduk. Yeşil kart, yeşil kart, yeşil kart. Şu yukarı aşağı şeyini nerede uygulayabiliriz acaba? Bir klavye bulabilir miyim? O. Zaman yolculuğu mu yaptım ben? Antik zamanlara mı geldim? Küçük kardeşim. To be... nasıl desek? Eczaneliği çalışmak için mi geldin? Eczaneciliği, eczaneyi. Muhtemelen. Eczacılık, evet. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Come here, come. Buraya gelen insanlar eczacılık okumak için, çalışmak için gelirler.
Eğer bunun için gelmediysen lütfen geri dön. Pekala, eczacılık okumak için geldim. Eğer Wi-Fi'yi kurtarmak istiyorsam bunu öğrenmem gerekiyor. Demek gerçekten öyle. Benim adım Eysen. Ve burada hocayım. Artık ustayım. Bana vücuttaki kurşunları çıkarmak için cerrahlık öğretir misin? Pekala, sorun değil. İşte bu süreç. Yüzüne niye sıkıyorsun ya? Şırınga kesiyor. Cımbızla kurşunu çıkarıyor, dikiyor, sarıyor. Bunu hatırla. Bunu nasıl hatırlayabilirim ki? Oyunda not alma şey de yok. Neyse, print screen yapayım. Şimdilik belki Paint'e yapıştırır, oradan bakarım. İlk önce medikal alkolü döküyorsun. Sonra anestezi iğnesi vuruyorsun. Sonra neşterle o yarayı açıyorsun. Sonra cımbızla kurşunu alıyorsun. Dikiyorsun ve bandajla sarıyorsun. Eğer unutursan evden okuyabilirsin. Anladın mı? Pekala, öğrendim. Bu da senin için. O neşteri de aldık. Lütfen gelecekte insanlara yardım et. Hayat kurtarmak pagodanın 7 seviyesini oluşturmaktan daha iyidir. Görüşmek üzere. O dediği galiba ilaç oluşturmakla alakalı bir şey. İnsan kurtarmak daha önemli falan gibi bir ders verdi ama Ethan gerçekten iyi biriymiş. Burada ilaç yazıyor, medicine. Lifting jack. Ne işe yarıyor? Bu arabayı yukarı kaldırmak için galiba. Şurada bunu zaten öğrendik. Tekrar tekrar bakmaya gerek yok zannımca. Bu kadar mıydı? Yani burada başka bir şey bulamam herhalde, değil mi? Çünkü en son kitaplığa bakmadığım için oyunda ilerleyememiştim. Tamam. Demek ki burada farklı bir şey kalmadı. Şimdi ne yapsak ya? Daha bir sürü şey eksik çünkü bandaj bulamadım daha. Ama şuradaki kayayı şununla kaldırabilirim sanırım. Allah Allah. Kaldırabilmem lazım. Heh. Hadi. Hadi bakayım. Kadar yeterli herhalde. Ve aldın mı kasları? Aa, kendi tişörtünden yaptı bandajı. Aslansın ha bu be. Biraz modaya ayak uydurdum ama hadi bakayım. Daha ne kadar kaldırabilirim ki? Hadi bakayım. Bu kadar mı kalkıyor? İyi bakayım. İyi kaldırdık ama, değil mi? Burası yine buraya dönüyor bu arada. Odadan çıkınca resetleniyormuş o şey. Onu da öğrenmiş olduk. Buradan daha farklı ne yapabilirim acaba? O taş bana geri gelmedi, değil mi? Gelmemiş. İnanın bilmiyorum. Neyi bileyebilirim? Neşteri bileyelim. Olmadı. Bunu. Bu. Bu. Peki ya bunu bileyebilir misin? Aa, biledim. İğne mi yapacaksın? Demir buradan iğne yaptı bileye bileye. Yok böyle bir azim. Sana ne yapabiliriz ki? Al bunu ye. Her şeyi vereceğim arkadaşlar. Çünkü bu oyun böyle oynanır. Al. Al bunu ye. Al. Demek ki şu anahtara daha ihtiyacımız olacak. Ondan dolayı. Acaba başka nerede kullanabilirim ki onu? Yani her şeyi kullandım Yaşar. Daha bir şey olmuyor. Kırılmış korkuluk. Peki. Aşağı inelim. Bu neydi? Hmm.
Her şeye bakmam gerekiyor gibi. Şey dedi. Bu resmin arkasını kontrol edeyim mi dedi. Belki bir düğme vardır dedi. Ben de et dedim. Çok fazla gizem oyunu oynuyorum galiba dedi. Peki hayır deyince ne oluyor? Hiçbir şey olmadı. Şu anahtar kesin bir işime daha yarayacak. Çünkü normalde artık kullanılmayacak eşyalar gider şeyden. Envanterden. Kaydetsek hiç fena olmaz. Bacaklarım harbiden ben nasıl oturmam gerektiği konusunda bir fikrim yok. Televizyon, televizyon, televizyon. Aslında bir şey yapamıyoruz. Şu şey neredeydi ya? Şunu anlatan bir şey vardı. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Şurada mıydı acaba o makine? Anahtarı koyalım. Maviyi koyalım. Bu ne? Figür geldi. Bu arada oyunun menüsü de bozuldu. Harika. İlk kez oyunda bir bug'a denk geldim. Çok ilginç. Ya harbiden şey yapamıyorum ha. Heh, tamam. Düzeldi sonunda. Güzel bir anime kızının figürü. Tekrar makineye atayım. Bundan hiçbir şey olmayacak çünkü. Solucana vereyim de biraz hayalini yaşasın velet. Al. Al ye. Ne yapabilirim bununla? Yeşili koysak. Ne çıkacak? Oo, cımbız. Çok iyi. Kırmızıdan ne çıkıyor? Kırmızıyı da görelim de içimize kalmasın. Ekran kartı çıktı. En güzeli cımbız galiba. En işe yarar. Ele gelir. Aynen. Güzel. Cımbızı da bulduğumuza göre yolumuza devam edebiliriz. Şimdi iğne ve iplik bulmam gerekiyor. Bir de anestezi iğnesi bulmam gerekiyor. Direkt ama bir dakika şırıngam var zaten. Şuna batıramaz mıyım? Yani bunu da hallettik. İğne ve iplik. İğne ve ipliği de şöyle yapamaz mıyız? Olmadı. İğne ve ipliği nasıl yapabilirim ki? Bir dakika ya. Şu solucana iğne batırsak. Anestezi versem. Cımbızla tutsam. Seni... Aa bir dakika bu büyüse bana ipek falan yapsa. Dur. Seni ilerleteyim. Seni büyütelim. Hadi bakayım. Büyü. İpek böceği. İpek tırtılı. Hadi ya zamanı geri, ileri alalım. Olmuyor mu? Tüh be. Aa, nasıl yapabiliriz ya? Tek bir şey gerekiyor. O da iplik. Nasıl yapmam gerektiği konusunda en ufak bir fikrim yok. Aynen. Bilmiyorum.
Allah Allah. Bunu açsak? Olmadı mı? Bunu ne yapsak? Al bakayım. Hadi. Ne olur ya çalış ya. Filmi bulmam gerekiyor. Her şey baktığımı düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Size zaten baktım. Ah. Bana biraz yardımcı olur musun lütfen? Olmazsın değil mi? Biliyorum. Bunu her yerde kullanmam mı gerekiyor yoksa? Al bir de ben... Ne? Ne yaptım oğlum ben? Bir fikrim yok ama bir anda beynim çalışmayı durdurdu. Buna inanamıyorum. Karımı vurduğuma inanamıyorum. Gülüyorsun. Belki de lanetlenmişimdir. Belki de beni oynayan salak biri vardır, değil mi? Neden bunu yaptım bilmiyorum. Belki de ben bir aptalımdır. Ben bir aptal. Yo ben değilim ha. Oyunun şu an ekranda olan yazı ama ben de bunu yaptığım için aptal sayılırım evet. Allah kahretmesin. Hayır. Evet kaydı şu an tekrar başlattım. Az önce şu ağaçta bu arada internetten şeyde baktım tabii. Guay'da söylemeden olmaz. Şu ağaçta şöyle bir yaprak buldum. Sanırım bu yaprağı yedirmem gerekiyor. Daha mantıklı olarak tabii ki. Ya yaprağım şey yapmam gerekiyor. Yaprakta süreci geliştirmem gerekiyor ya da aynen. Tamam. Bunu yedi. Şimdi bunu ipe dönüştürmesi için galiba gereken süreyi hızlandırmak için bunu kullanacağız. Öf. Güzel. Teşekkür ederim. Galiba elimizde artık her şey var. Şu iplikten de şunu geçirdik mi tamamdır. En zorlu iş. Cidden mi? Ben bir aptalım dedi. Bir de hadi bakayım. Güzel. Her şey benim sayemde tabii ki biliyorum. Şimdi bu arada bunu yapmasını tahmin etmiyordum. Ben direkt sokar diye düşünüyordum ama böyle mini oyun olması bile çok güzel bir şey. Her şeyi getirdim. Waifu. Getirdim. Gayet zeki olur. Başarabilir misin? Evet. Yüksek rütbeli biri tarafından bu dersi aldım. Merak etme. Her şey benim üzerimde. Oh. Niye burayı? Ha. Lütfen yavaşça yap. Aa bakamıyorum. Burnum kanıyor. Kanım bitmeden önce tedavi etmem gerekiyor. Nasıl bir sapıksın sen ya? İlk bunu döküyoruz. Dezenfekte etmek için. Daha sonra şunu batırıyoruz. Sonra eğer dikkatli olmazsam canını yakabilirim. Sonra bu. Vay şu kesme yeteneklerime de bakın. Sonra bunu çıkarıyoruz. Kurşunu çıkardık. Sonra dikiyoruz. Operasyon neredeyse bitti. Sonra sarıyoruz. Bitti. Operasyon başarıyla tamamlandı. Ha, kendimle gurur duyuyorum. Ve bitti mi? Evet. Ve harika geçti. Kurşunu çıkardım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Abu. Karın yoruldu. Ve sana teşekkür ettikten sonra uyuyakaldı. Ha uyudun mu? Ah yorulmuş görünüyor. Ah, ben de biraz uykuluyum. Yanına yatayım. İyi geceler. Yani niye en diye kalkıyor ya? En ne? Acaba bir efekt mi? Gibi falan. Ah, oyun oynayacak bir telefonum da yok. Kalkayım
Kalkayım bir biraz yürüyüşe çıkayım mı? Ne oluyor? Karı nerede? Şapkası, kurdelası ve çantası burada. Ve bayağı kan akmış. Neredesin? Burada değil. Ha, of. Ne oluyor be? Hey! Buraya nasıl geldin? Operasyondan sonra iyi bir dinlenmen gerekiyordu. Abu, vay güzel çizmiş. Kim çizdiyse helal olsun. Teşekkür ederim. Neden dinlenmiyorsun? Ameliyattan sonra yorulmuş olmalısın. Buraya geldim ve eteğimi yıkadım. Çünkü çok kanlıydı. Ve dışarı çıkmak ve bakmak istedim. Bakmak mı neye? Geceye, gökyüzüne. Bu dünyayı tekrar görmek istedim. Ne demek istiyorsun? Meteor yarın düşecek. Hepimiz öleceğiz. Dünya yok olmadan önce görmek istedim. Yarın mı? Evet, yarın düşecek. Ama bunu engellemek için bir şansımız olabilir. Nasıl? Yerin derinliklerinde büyük bir saat var. Saat mi? Evet, bu saat dünyanın gelişim hızını kontrol edebiliyor. Bu saati tersine çevirirsek, dünya yer değiştirir ve meteordan kaçmış olur. Ha, dünyanın güneş etrafındaki yerinden bahsediyor galiba. Gerçekten mi? Gidelim mi? Bu gecelik dinleneceğim, enerjimi yenileyeceğim, yarın yola çıkarız. Ama çok güvenlik var. O siyahlı adamlardan, bugün gördüğün gibi. Sadece ikimiz başarabilir miyiz? Çok küçük bir kurtulma ihtimalimiz var. Yani bu gece şu an canlıyız. Belki de bu son şansımızdır. Şu dünyaya bir bak. Ya öleceğiz ya da ölmeyeceğiz yarın. İnsanlar öldükten sonra nereye gidiyorlar sence? Kötü bir yer düşünme, tamam mı? Belki de yeneriz. Oraya girer, saat çalıştırır ve hayatta kalırız. Teşekkürler Abu. Bunun umutsuz olduğunu düşünmüştüm ama sen gerçekten umut veren birisin. Evet, kendimize güvenmemiz gerekiyor. Son saniyeye kadar vazgeçme. Seninle tanıştığım için çok mutluyum. O markette tanışmıştık. Hep arkamdan geliyorsun. Senle olduğumda çok güvende hissediyorum. Bu benim için bir zevk. Vay vay vay. Doğduğumdan beri ilk kez böyle gaza getirildim. Pohpohlandım. Seni tanıdığım ilk andan beri sevdiğim için. Umarım seni hep koruyabilirim. Ve gelecekte de seninle birlikte olmak istiyorum. Seni seviyorum. Eğer yarın başarırsak her şeyi yapmaya hazırım. Ne? Güven bana, başaracağız. Hadi gidelim, uyuyalım. Evet, yatağa gitme zamanı. Ve dünyayı kurtarmak için yola çıktılar. Yarın ya kaybedeceklerdi ya da kazanacaklardı. Kaydetmeyi unutma. Eyvallah birader de diyalogu da kaydedemiyorum biliyorsun. Yarın görüşmek üzere. Güzel. Günaydın Abu. Gitmeye hazır mısın? Aynısını sana sormalıyım. Yaran nasıl? Sorun değil. Eğer bir şey olsa bile bence gitmemiz lazım. Burada oturup bekleyemeyiz. Ve bu arada ilk kez böyle mutlu görüyorum seni. Mantıklı ama çok fazla şey yapma, tamam mı? Evet biliyorum çok hızlı gidemeyeceğim ama hareket edemediğim zaman senden yardım isterim. Elimden geleni yaparım. Nereye gidiyoruz şimdi? Buraya yakın olmalı. Takip et beni. Bir kaydedeydim iyiydi ya. Replik bitmiyor. İşte orada. Bu ada mı? Evet, orası gizli bir üs. Ki oraya gitmemiz gerekiyor. Vay güzel görünüyor. İçerisinde apayrı bir dünya var gibi değil mi? Ama asıl soru o adaya nasıl gideceğimiz. Bir düşüneyim. Vay, şurada bir balıkçı var. Doğru, hadi gidip ona soralım. Hey dostum. Merhaba, balık almak ister misiniz beyefendi? Daha yeni yakaladım, tazecik, gıps gıcır. Ha, balık istemiyoruz, sadece şu adaya nasıl gideceğimizi merak ediyorduk. Oraya mı? Ne yapacaksınız ki odada? Önemli işlerimiz var ama... Anladım.
Gerçekten genç insanlar enerjik oluyor, değil mi? Ama dikkatli olun. Zorunda değil, sizi oraya götürebilirim. Sadece bağış bırakın. Bahşiş, daha doğrusu. Pekala. Çok teşekkürler. Arkadaşımla konuşayım. Pekala, hallettik. Sadece ona biraz bahşiş vermemiz gerekiyor. Bahşiş verdin mi? Cüzdanım olmadığım için senden istemeye gelmiştim. Pekala. Siz ikiniz sıkı oturun. Eğer kusmak istiyorsanız suya kusun lütfen. Botuma, tekneme kusmayın. Geldik bile. Ha, teşekkürler. Buyurun bahşişiniz. Teşekkür ederim patron. Geri döneceğim. İkiniz burada iyi geçinin bakayım. İyi geçinin mi? Onu ne dedin? Ay, hiçbir şey. Hey, benimle gel. Orada siz ne dediğini anladınız ama eğil. Burada çok fazla gardiyan var. Onlar bizi fark ederse ölürüz. Ne yapacağız? Giriş kapısına bak. Sanırım bu oraya girişin tek yolu. Şu gardiyanları yok etmenin, yani etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulmalıyız. Bu çok zor. Nasıl geri dönebiliriz ki? Nasıl vazgeçebiliriz? Bu senin bir sorumluluğun artık. Elimden geleni yapacağım. Yani yine biz bulmamız gerekiyor bunun yolunu. Bu arada kaydetsek hiç fena olmaz. Evet, kaydettik. Güzel. Buradan gidemeyiz. Şuradan gitsem ne bulabilirim ki? Bunun atış talimi yapabilir miyim? Şuraya koysam, tuzak yapsak. Bunlar atış şeyleri, tahtaları. Burada alıştırma yapıyorlar. Bu da uyuyor. Onu uyandırmasak iyi olur. Bir anda uyanırsa ne olacak? Bence şu an gayet iyi uyuyor. Şurada da bir uydu mu var? Ama bu adam uyuyorken almasak iyi olur. Vurdum. Nereye gitti? Sen de kimsin? Gelin ve yakalayın şunları. Evet, gerçekten gizemli bir şekilde bu işi halletmek çok zor. Ben her zaman neşeli ve gürültülüyüm. Bunu nasıl başarabilirim ki? Ama eğer Allah bana başka bir şans verseydi, kesinlikle dünyadaki en gizli adam olurdum. Oyunda çok fazla son var. Bariz bir hata. Yoruldum. Sonraki bölümde görüşmek üzere.